İyi pazarlar, iyi günler ve bayramın üçüncü günü iyi bayramlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım bayram tatilinin tadını çıkarıyorsunuzdur. Evinizde, köyünüzde, tatile gittiğiniz herhangi bir yerde, dostlarınızla, ahbaplarınızla, ailenizle umarım mutlusunuzdur. Ben ne yapıyorum? Ben Şenbilim Çocuk Kulübümüz, şöyle göstereyim ismini görebilecek misiniz bilmiyorum. Şenbilim Çocuk Kulübümüzün bahçesini suluyorum şu anda. Şöyle yapayım. Fış 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 gördüğünüz gibi. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çimler kurumasın, ağaçlar kurumasın, her şey yeşil kalsın, güzel kalsın. Aman tanrım ne güzel bir slogan verdin. Şimdi bu haftanın konusu. Bu hafta dijital dergide yayınlanmakta olan yazım Cuma günü yayınlandı. Cuma günü biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın birinci günüydü ve yazı da kurbanlarla ilgiliydi. Şöyle kısaca bir özet yapayım size. İşte siz deyin milattan önce, ben diyeyim milattan bile çok çok önce, insanların henüz yarı bilinçle kendilerinin farkında oldukları zaman dilimlerinde doğanın hakkından gelemedikleri için, kendilerini belki de çok yalnız hissettikleri için bir gün bir şekilde kutsal ruha kurban vermeye karar veriyorlar. Ve bunu ben bir hikaye şeklinde verdim. İşte klanın biri gittiği avlardan hep eli boş dönüyormuş. Sonunda klanın reisi bir gün hepsini toplamış ve demiş ki Namçugu. Ne dediğini anlamadık. Kutsal ruh kan istiyor demiş. Ve bir gün öncesinden arka tarafına gizlediği sülünü, yani arka tarafta bir ağaca incecik bir dalla ayağından bağladığı sülünü tutup tek hamlede boynunu koparmış ve kan önce sülünün beyaz tüylerine ardından yere dökülmüş. İlginçtir, o gün gittikleri avda gayet güzel avlar bulmuşlar ve bunu o gün Tanrı'ya verdikleri, bizim bugünkü anlamda Tanrı dediğimiz ama onların kutsal ruh dediği, doğanın ruhu dediği ya da adını bile bilmediği, belki güneşe, belki aya atfettikleri yaratıcı olarak ya da kendisine hem sığınılacak hem de kendisinden korkulacak bir değer olarak atfettikleri, ne olduğunu bilmedikleri şeye kurban verdikleri için avlarının güzel geçtiğine karar vermişler. O gün bugün. Biliyorsunuz son üç din birbirinin takipçisidir. Yahudiliktir birinci din, arkasından Hristiyanlık gelir, arkasından İslamiyet gelir üçüncü tek tanrılı din olarak. Ve bu dinlere kadar hepsi, yani Hristiyanlıkta da var aslında ama onlar zaman içerisinde bunu ya evirdiler ya da zamanla kendileri vazgeçtiler. Bizim dinimizde var ama hala devam ediyor. İki tane dini bayramımız var. Bunlardan bir tanesi Ramazan bayramı, şeker bayramı da dediğimiz tatlı yiyelim tatlı konuşalım bayramı. Muhteşem bir bayramdır, bayılırım o bayrama. Bir de maalesef kurban bayramımız var. Ve pek, yani insanlar inanıyorlar mı acaba bilmiyorum, Sırat Köprüsü'nü geçerken kestikleri kurbanın üzerinde geçeceklerine. Düşünsenize, küçücük bir kuzunun üzerine binmiş sakallı bir tip onunla Sırat Köprüsü'nden geçiyor. Yazık kuzuya. Üstüne binmek için de yazık, kurban etmek için de yazık. Arada yere bakıyorum çünkü çim suluyorum. Onu diyeceğim. Yani artık insanlık bir şekilde, özellikle geldiğimiz şu çağda, milattan önceden beri devam etmekte olan bu adetleri, bu gelenekleri, yani bu geleneği bıraksa olmaz mı? Aynı gün on binlerce, milyonlarca, tüm İslam alemini düşünürsek eğer, milyonlarca hayvanın katledilmesi size de reva geliyor mu? Evet, Allah böyle buyurmuş diyor dediğim insanlar. Şimdi bizim dinimize göre kesilen kurbanın dörtte üçü fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Kaç kişi dağıtıyor sizce? Bir de şu var. Yaptığınız hayrın ille de kurban keserek, aynı gün milyonlarcasını katlederek, keserek yapılması gerekir mi? İlle de et hayrı yapacaksan, başka zaman diliminde de yapsan kabul olmaz mı? Mantığını kullansan aslında bunların cevaplarından olabileceğini görürsünüz. Görürsün yani.
Mantık. Babam şey derdi, İslam dini mantık dinidir derdi. Eğer mantığınızı kullanırsanız dini yobazlaştırmaktan da kurtarırsınız aslında. Her neyse. Diyeceğim o ki, bir günde on millercesine katletmek yerine artık ufak ufak bundan vazgeçip daha mantıklı, makul kurbanlar vermek gerekiyor. Mesela sosyal medyada siz de çok görüyorsunuzdur. İşte kibrini kurban et, nefsini kurban et gibi sözler var. Ve bu sözlerde aslında asıl amaç ne? İnsanlığa doğru gidebilmek için kötü huylarını kurban etmek var. Hani ben o kadar dini anlamda o şekilde olduğuna dair bir kanıtım ya da okuduğum herhangi bir şey yok. Bilemiyorum. Ama güzel sözler tabii ki. Keşke gerçekten kibrimizi, kötü niyetimizi, fesadımızı, içimizdeki fesadı, nefsi kurban edebilsek ve insanlar arasında dostluk, barış, sevgi, sevinç, mutluluk, birbirine yardım etme, yardımlaşma, hoşgörü, bunlar olabilse, bunlar gelişebilse. Umarım ve dilerim gelişir diye dua etmiş olayım bayramın 3. gününde. Diyeceklerim aslında bu kadar. Yani on binlerce kurbanın aynı günde kesilmesi taraftarı değilim. Ve bu gökyüzü mesela bugün bulutlu. Dikkat ettiniz mi hiç bilmiyorum. Kurban bayramlarında ikinci ya da üçüncü gün ya gökyüzü bulutlanır, hava serinler. Genellikle de yağmur yağar. Ben bunu hep şöyle anlıyorum. Adı neyse, ister kutsal ruh deyin, ister Tanrı, Allah ne derseniz. Ona kurban ettiğiniz bu kadar kan dökmenizden çok memnun olmasa gerek. Memnun olmuş olsaydı gökyüzü ağlamazdı diye düşünüyorum. Tabi bu benim düşüncem, kişisel, şahsi. Ne diyelim, tatili bakımından bayramınız kutlu olsun. Kurbansız olsun lütfen bir dahaki sefere. Böyle deli dehşet kurbanlar kesmeyelim. Bir kavurma yemek istiyorsanız bir gün öncesinden kasaptan alın kavurmalık etinizi. Kavurun sabah ailenizle beraber, dostlarınızla beraber yiyin. Ama deli dehşet, ortalığı kan revan etmeye gerek yok. Sevgiler sunuyorum hepinize. Mutlu günler diliyorum. Yarın da 4. günü, yarın da tatil. Umarım ve dilerim dinleniyorsunuzdur. Abone olursanız çok sevinirim. Yorum yaparsanız uçarım sevinçten. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın lütfen.